Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı, dakikalar içinde düdüklü tencerede kavurumu nasıl yapılır onu göstereceğim. 700 gram yağsız dana kuşbaşı kullanıyorum. Tencereme 3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekledim. İyice ısınmasını bekliyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra eti ekliyorum. Bu şekilde güzelce yayıyorum. Etler tencereden kolaylıkla ayrılmaya başladığında karıştırabiliriz. Evet, etler kolaylıkla ayrılıyor. Görüyorsunuz sıfır yağlı bir et kullandım. Sağlıklı olsun istedim. Etler suyunu gayet güzel bıraktı. Bu esnada artık kapağını kapatalım. Sapındaki çubukla kapağındaki kırmızı noktayı karşı karşıya getirip bu şekilde çeviriyoruz sola doğru. Tekrar göstereyim. Sapındaki çubukla kapağındaki kırmızı noktayı karşı karşıya getiriyorum ve tık diye kapatıyorum. Yeşil oldu kapağındaki çizgi. Şimdi kaynamaya başlayınca iki tane çizgi belirliyorum. O iki çizgi çıktığında ocağın altını kıstım ve sadece 20 dakika kısık ateşte, en kısık ateşte pişirdim. Görüyorsunuz, havası da alındıktan sonra kapağını açtım. Suyunu tamamen çekmemiş bile, fakat etler yumuşacık pamuk gibi olmuş. Hemen dilediğiniz miktarda tuzunu ekleyebilirsiniz. Ben yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Damak zevkinize göre değişebilir. Tuzun miktarı. Tekrar pişiriyorum. Kalan suyunu da çektiriyorum. Kapağı açık bir şekilde. Bu esnada isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben çok fazla katı yağlar kullanmadığım için kullanmıyorum. Bu şekilde pilavların üstüne dökebilirsiniz. Yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Kıymalı, kavurmalı yumurta yapabilirsiniz. Üzerine yumurta kırıp kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Gayet güzel, çok sağlıklı bir tarif oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bakınız, pamuk gibi yumuşacık. Gayet sağlıklı ve çok lezzetli, inanın. Kat yağlara, iç yağlarına hiç gerek yok. Bu şekilde kolesterol hastaları da kullanabilir. Sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun herkese. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.